Değerli izleyenler, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının ikinci aşamasında 24'ü kadın, 39 Filistinli daha yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. İşgalciler yakınlarının cezaevinden çıkışını bekleyen ailelere saldırdı. Tüm baskı ve yıldırma çabalarına rağmen coşkuyla karşılanan Filistinliler İsrail hapishanelerinde gördükleri işkenceleri anlattı. Sevinç gözyaşları döktüler. Yakınlarına sarılarak hasret giderdiler. Esir takası kapsamında serbest bırakılan 39 Filistinli tekbirlerle karşılandı. Siyonist rejim esir takasında da zulme devam etti. Yıllardır yakınlarını görmeyen aileler saldırıya uğradı. İşgal hapishanesinin çevresinde bekleyenlere ateş açıldı. Yaralanan 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı. Esir takasının ikinci aşamasında özgür kalan 39 Filistinli Ramallah'a getirildi. Coşkuyla karşılandılar. Çocuk yaşta tutuklananlar omuzlarda taşındı. İşgalcilerin keyfi tutuklama ve işkencelerinden kurtulan Filistinliler yaşadıklarını anlattı. Direnişe teşekkür ediyorum. Yıllar sonra özgürlüğüme kavuştum. Hapishaneye sürekli yetişkin olmayan kardeşlerimiz geliyordu. Askerler bize her gün saldırıyordu, her gün işkence ediyordu. Bazen ezanı engelliyorlardı, bazen de namaz kılmamıza izin vermiyorlardı. Özgürlüğüne kavuşanlardan biri de Esra Ceyabiz. İşgal güçleri 2015'te onu evinden etmiş, kontrol noktasında otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun %60'ı yanan kadını hastaneye götürmek yerine tutuklamışlardı. Herkes onun tutsak kaldığı süreçte yaşadığı işkenceleri ifşa etmesini bekliyordu. Ancak ailesinin kutlama yapmasını istemeyen İsrail polisi Ceyabiz'in evine baskın düzenledi. Suçsuz yere son 8 yılı hapishanede geçiren Ceyabiz sonunda ailesine kavuştu. Ancak özgürlük sevinci katliamlar nedeniyle yarım kaldı. Koğuşlara gaz bombaları atıyorlardı. Oradaki tutuklular boğuluyordu. Hapishanede küçük kızlar var. Hepsi anlatılamayacak kadar kötü işkencelere maruz kaldı. Şu an hapishaneden çıktım ama tüm Filistin'i ağlarken ben sevinmeye utanıyorum. İşgalcilerin hiçbir suçlama yöneltmeden yıllarca hapiste tuttuğu Fadwa Hamada da artık özgür. Çok kötü durumdaydım ama şu an çocuklarıma kavuşunca her şey geçti. İşgal güçleri kendisini tutukladıkları gün kardeşini de katletmişti. Yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan Nurhan Avat, şehit kardeşinin mezarını ziyaret etmeden evine gitmeyi reddetti. Kudüs'lü Şuruk Divayat 8 yıl sonra abisine kavuştu. Abi kardeş sevinç gözyaşları döktü. Allah'ım seni bak.